Arkadaşlar, bu dersimizde de önceki konularımızı hatırlama adına bir genel tarih soru çözümü yapalım. Ve hemen sorularımıza bakalım. Geçelim hemen. Birinci sorumuz, tarih olayın doğru değerlendirilebilmesi için verilenlerden hangileri dikkate alınmalıdır? Tarih bilimine giriş ünitesiyle alakalı bir soru. Herhangi bir tarih olayı nasıl doğru değerlendirebiliriz? Bu noktada nelere dikkat etmemiz gerekiyor, nelere? Bir, tarihi olayın geçtiği günün şartlarının gözetilmesi. 2. Birinci elden kaynaklara ulaşılması. 3. Neden sonuç ilişkilerine bakılması. Şimdi değerli arkadaşlar, dikkat ederseniz birinci öncülü bizim en temel prensiplerimizden biri. Siz bu konu işlerken şuna çok dikkat ediniz. Herhangi bir tarihi olay, olayın geçtiği dönemin şartlar içerisinde değerlendirilir. Dolayısıyla bir var. 2. Birinci elden kaynaklara ulaşılması. Elbette doğruluk açısından bulabiliyorsak birinci elden kaynaklar bizim için çok çok önemli. Birinci elden kaynaklara ulaşabildiğimiz vakit anlattığımız ya da söylediğimiz, ifade ettiğimiz şeylerin doğruluk derecesi de artar. 3. Neden sonuç ilişkileri. Bu da yine tarih bilimine giriş ünitesini hatırlarsanız her tarih olayın bir sebebi vardır. Her tarih olayın bir sebebi olduğu gibi sonucu da vardır diyoruz ki hatta hiçbir olay tek bir sebepten meydana gelmez diyoruz. Dolayısıyla bütün bunların hepsi hem bir hem 2 hem 3 nedir değerli arkadaşlar? Tarih olayları değerlendirirken dikkate almamız gereken unsurlar arasında dedim ve Edirne şıkkını ifade ettim. Devam ediyorum. ÖSYM'nin çok sık sorduğu benzer sorulardan bir tanesi bu ikinci sorumuz. Malatya yakınlarındaki Arslantepe kazı bölgesinde bir prens mezarının içinde M.Ö. 3300 yıllarına ait üzerleri işlemeli kılıçlar bulundu. Böylece Alacahöyük'teki kılıcın en eski kılıç olma özelliği bilgisi geçerliliğini yitirdi. Çok sık rastladığınız bir soru tipidir bu. Nedir o? Siz şu kılıca dünyanın en eski kılıcı diyorsunuz. Evet, şu an için geçerli ama yarın öbür gün 3 sene 5 sene sonra bir başka kazı çalışmasında, bir başka arkeolojik çalışmada daha eski bir kılıç bulundu. Dolayısıyla sizin az önceki bilginiz ne oldu? Güncellendi, değişti. Bununla alakalı bir soru. Hemen bakalım. Buna göre tarih bilimi kendini yenileyen bir dinamizme sahiptir. Evet, devamlı kendini ne yapar? Yeniler, günceller, yeni belge bulgu buldukça eski bilgileri bir gözden geçirir, yenisini söyleyebilir. 2. Tarihçiler yeni araştırmalarla tarihi bilgileri güncellemektedirler. Az önce ifade ettiğimiz. Evet. 3. Alacahöyük'te kültürel etkileşim yaşanmıştır. Burada Alacahöyük'te kültürel etkileşim yaşandığına dair bir ifade yok. Burada sadece Alacahöyük'teki kılıcın en eski kılıç olma özelliği varken artık bunun değiştiğinden bahsediyor. Çünkü bir başka yerde başka bir kılıç bulunmuş. Alacahöyük'le ilgili bir etkileşim söz konusu değil. Cevabımız Ceyhan 1 ve 2 diyorum. Devam ediyorum. Mezopotamya'da Demir Devri'nin sonunda yazının bulunmasıyla tarihi devirler başlamıştır. İşte Demir Devri Sümerlerin yazıyı bulmasıyla biliyorsunuz artık tarihi devirlere, tarihi çağlara geçildi diyor. 2. Anadolu yazıyla daha geç tanışmasına rağmen bu dönem Tunç Devri'ne denk gelmektedir. Anadolu yazıyı geç öğrendi ama dikkat edin Tunç Devri'nde öğrendi. Normalde Bakır, Tunç, Demir diyoruz, sırası bu. Ama Anadolu dikkat edin geç öğrenmesine rağmen Tunç Devri'nde öğrenmiş. Yukarıdaki bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde, ikisini birlikte düşüneceğiz. Aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. Anadolu'nun etkileşime açık olduğu, B. Sümerlerin yazıyı bulan ilk medeniyet olduğu, C. Uygarlıkların yazıyı birbirlerinden öğrendiklerine, D. Medeniyetlerin beşiğinin ortada olduğuna, E. Uygarlıkların devirleri farklı zamanda yaşadığına. Burada dikkat etmeniz gereken husus ne? Bu iki durum birlikte değerlendirildiğinde diyor dikkat ederseniz ki iki durumu birlikte değerlendirdiğimizde Edirne şıkkı, uygarlıkların devirleri farklı zamanda. Birisi Demir Devri'nde yazıyı bulurken bir diğeri de Tunç Devri'nde yazıyı bulmuş, öğrenmiş diyoruz. Bir başka sorum. İlk çağ medeniyetleriyle alakalı Hititlerle ilgili bir soru. Hititlerde kralların baş rahip, baş yargıç, baş komutan gibi görevleri vardı. Bu çok sık duyduğunuz bir ifade. İlk çağ medeniyetlerinde dikkat ederseniz Sümerler'de, başka bazı medeniyetlerde de buna benzer ifadeler var. Yani kralın bütün yetkiyi üzerine alması. Bu durum Hititlerde aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? Baş yargıç, baş komutan, baş rahip gibi ifadeler bize neyi gösterir? A. Merkeziyetçi bir sistemin benimsendiğine, B. Bilimsel çalışmaların geliştiğine, C. Milli bilincin canlı tutulduğuna, D. Kültürel faaliyetlerin geliştiğine, E. Çok tanrılı inanca sahip olduklarına. Dikkat ederseniz değerli arkadaşlar, bütün yetkiyi bir kişi üzerine alıyor. Dolayısıyla burada amaç nedir? Özellikle merkeziyetçi bir sistemin benimsenmesidir. Bursa, Ceyhan, Denizli ve Edirne şıklarıyla alakalı yukarıda bir durum yok. 3 yetkiyi de üzerine alması bize Adana şıkkını veriyor. Devam ediyorum. Kavimler göçü sonucunda Avrupa'da, Avrupa'nın bugünkü temellerinin atılması, feodalite rejiminin ortaya çıkması, Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılması, meydana gelen bu gelişmeler Avrupa'da hangi alanla ilgili oldu? Kültürel mi, ekonomik mi, siyasi mi, sosyal mi? Hemen bakıyorsunuz, kavimler göçü 375,
Biliyorsunuz ne oldu kavimler göçünden sonra? Avrupa'da ciddi bir hareketlilik oldu. İşte Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. Sonra Batı Roma tamamen çöktü. Avrupa'da feodalite dediğimiz bir sistem ortaya çıktı. Bugünkü Avrupa milletlerinin temeli. İşte Vizigotlar, Anglo-Saksonlar, Cermenler gibi birçok millet Avrupa'nın yerli halkıyla kaynaşıp bugünün İngiltere'sini, Fransa'sını, İtalya'sını ortaya çıkardı. Dolayısıyla bugünkü Avrupa milletlerinin temelinin atılması, feodalite dediğimiz, dikkat edin, siyasi bir kavramdan bahsediyorum. Feodalite rejiminin ortaya çıkması ve Roma İmparatorluğu'nun bir devletin ikiye ayrılması da neyle ilgilidir? Siyasi bir gelişmedir. Dolayısıyla hangi alanla ilgili? Askeri, hukuki, siyasi, kültürel, dini. Üçünü kapsayan hangisidir? Siyasidir diyorum değerli arkadaşlar. Devam ettim. İslamiyet öncesi Orta Asya Türk tarihiyle ilgili bir soru. İslamiyet öncesi Türklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Dikkat edelim, önemli, kavram ağırlıklı bir soru. Hükümdar hutbe ile egemenliğini pekiştirirdi. A şıkkı, B ülke hanedanın ortak malı sayılırdı. C devletin başındaki hükümdar Han, Hakan, Kaan ünvanlarından birini kullanırdı. D şıkkı, ülkenin doğusunu, Hakan batısını yabgu yönetirdi. E devlet sorunları kurultay denilen mecliste görüşülürdü. Evet, doğru, devlet sorunları kurultayda görüşülür. Hatta toy, keneş, kengeç de diyorduk. Bir üstteki şıkkımıza bakalım Denizli. Ülkenin doğusunu, Hakan batısını yabgu. Buna ne diyorduk hatırlayın? İkili teşkilat. Bu da doğru. C şıkkı, devletin başındaki hükümdar Han, Hakan, Kaan, İdikut, Şanyu, İlteber, Erkin gibi birçok ünvan alırdı. Bu da doğru. Ülke hanedanın ortak malı sayılırdı ki en temel konularımızdan biridir. Bu, biliyorsunuz ki, kut anlayışıdır bunun temeli. Bu da doğru. Ama Adana şıkkına bakın. Hangi kelime orada hemen kendini ele verdi? Hutbe. Hutbe İslamiyet'ten sonra karşımıza çıkacak bir ifade. İslamiyet'ten önce hutbe ifadesi olmaz. Dolayısıyla cevap nedir? Adana şıkkıdır diyorum. Devam ediyorum. Yine İslamiyet öncesi Türk tarihinden Bilge Kağan kitabesinde Kağan oturup aç, fakir milleti hep toplattırdım. Fakir milleti zengin kıldım, az milleti çok kıldım. Yani milleti derledim, toparladım mahiyetindeki hemen burada bir ifade aklınıza gelmesi lazım. Halkı yedirmek, içirmek, doyurmak, halka sahip çıkmak, bu hangi devlet anlayışını veriyordu bize? Sosyal devlet anlayışı. Aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim. Orhun kitabelerinde çokça geçen ifadeler ki burada Bilge Kağan kitabesindeki bu ifade alınmış. Buna göre hangisi söylenebilir? Kağan'ın halk tarafından belirlendiği, dönemin en güçlü devleti haline gelindiği, Orta Asya'da siyasi huzurun sağlandığı, sosyal devlet anlayışıyla hareket edildiği, herkesin toprak sahibi yapıldığı. İşte dikkat edin, buradaki sihirli kelimemiz hangisi? Sosyal devlet. Fakir milleti zengin kıldım, aç milleti doyurdum. Bu neye çıkar? Sosyal devlet anlayışına çıkar ki bu ifadeyi hiç unutmayın değerli arkadaşlar. Devam. İslamiyet öncesi Arabistan Yarımadası, İslam tarihiyle ilgili bir soru. Arabistan Yarımadası'nın genelinde putperestlik hakim inancı oluşturmaktaydı. Putperestlik hakim inançtı diyor daha çok. Hristiyanlık, Musevilik ve Haniflik, ki Haniflik Hazreti İbrahim'den gelen bir inanış, bu dinlere mensup olanlar da vardı. Hani yoğunluk putperestlik ama diğer din mensupları da var diyor paragrafta. Buna göre İslamiyet öncesi Arap Yarımadası ile ilgili. Semavi dine mensup insanlar da yaşamaktadır. Semavi din nedir? Bu tabir ne anlatıyor size? Kutsal kitabı olan dinler. Dolayısıyla burada Hristiyanlık, Musevilik. Bunlar belki bozulmuş dini ama bunlar kutsal kitabı olan İncil, Tevrat kitapları hemen aklımıza geliyor. O zaman bir var. İki, putperestlik en çok kabul gören inanıştır. Dikkat edin, genelinde putperestlik hakimdir diyor. O ifadeden de hangi şıkkı çıkarıyorsunuz? İkinci öncülü. Dini bir hoşgörü ortamı bulunmaktadır yargılarından, hangilerine ulaşılamaz. Dikkat edin, bir ile ikiye ulaşıyorum. Ama ben buraya bakıp işte putperestler var ama Hristiyan, Musevi de var. Bu da hoşgörüdür anlamı çıkmaz. Niye? O zaman şu soruyu sorarız. Mekke dönemini hatırlayın, peygamberimizin dönemini hatırlayın. İslamiyet geldiği zaman herhangi bir dinsel hoşgörü göstermediler değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifadeden direkt üçüncü öncül ne olmaz? Çıkmaz. Kendi çıkarlarına uymadığı andan itibaren ne yapıyorlar biliyorsunuz? Hemen oraya karşı çıkıp o dini ortadan kaldırıp o inancı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar ki peygamberimizin Mekke dönemi buna en önemli örnektir. Devam. İslam tarihinde özellikle Hazreti Ömer ve Hazreti Osman, dört halifenin ikincisi Hazreti Ömer, üçüncüsü Hazreti Osman. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman dönemlerinde sınırların hızla genişlemesinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulamaz. Yani sınırlar genişleyince ne olmadı diyor.
Burada hemen bir cümleyi hatırlatalım. Bu artık böyle formül gibi aklınızda kalsın. Bir yerde sınırlar genişliyorsa, ülke toprakları genişliyorsa teşkilatlanma yapılır. Burada hangisi olmamıştır diyor. Düzenli ordu birliklerinin oluşturulması olur. Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması olur. Denizli'deki ilk İslam donanmasının kurulması olur. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması olur. Adana ve Bursa Hazreti Ömer, Ceyhan ve Denizli ve Edirne ise Hazreti Osman döneminde. Ama C mevali uygulaması bu dönemde yoktur. Mevaliden kasıt nedir? Mevali deyince biz Emevileri hatırlarız genelde. Azatlı köle, ikinci sınıf insan. Emeviler döneminde Arap milliyetçiliğinin etkisiyle biliyorsunuz bir mevali statüsü oluşturulmuştu. Ama dört halife döneminde mevali uygulamasının başlaması diye bir ifademiz olamaz. Ceyhan şıkkı burada savunulamaz. Devam. Emeviler zamanında Araplarla savaşan Türkler, Abbasiler zamanında İslamiyet'i benimsemeye başlamışlardır ki öğretici, kapsayıcı bir soru. Hatırlayın, Emeviler döneminde sınırlar çok genişlemiş ama İslamiyet'i kabul eden az. Abbasiler döneminde sınırlar belki Emeviler kadar genişlemiyor ama Abbasiler döneminde de İslamiyet'i kabul eden çoktu. Bu durumun ortaya çıkmasında yukarıda verilen unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Irkçı politikanın terk edilmesi. Evet, Abbasiler Emevilerdeki ırkçı o mevali politikasını terk ettiler. İki, Türklere hoşgörülü davranıldı. Evet, Türklere ciddi manada hoşgörü, ümmetçi anlayışla hoşgörülü davrandılar. Türkler için Samarra şehri, Avasım denilen şehirleri kurdular. Orduda, yönetimde yani askeriyede ve yönetimde ciddi görevler verdiler. 3. Halifelerin seçimle başa gelmesi. Bununla yukarıdaki paragrafın 3. öncülüğün bir alakası yoktur. Burada anlatılan Emeviler zamanında Arapların arasında Türkler herhangi bir şekilde Müslümanlığı pek önemsemezken, yani Türkler o dönemde İslamiyet'i pek kabul etmeyi istemez iken diyelim, Abbasiler döneminde hızlı bir şekilde İslamiyet'e geçişler başlamış. O zaman bunda ırkçı politikanın terk edilmesi, Türklere hoşgörülü davranılmasının etkisi var. Cevabımız 1 ve 2. Bu şekilde arkadaşlar hemen sorularımızı da çözdük. Tamamladık genel tarihten. Bir diğer dersimizde Osmanlı tarihiyle ilgili yine hatırlatıcı sorular çözüp konularımıza da kaldığımız yerden devam edeceğiz.